Muhterem kardeşlerim, insan haklarından bahsediyorlar, insan hakkına dair mahkemeler kuruyorlar. Sonra üniversitelerinde sempozyumlar düzenliyorlar, oralarda tebliğler sunuyorlar, paneller sunuyorlar. Onları müzakere ediyorlar fakat Ramallah'ta çocuklar ağlıyor. Gazze'ye bombalar yağdırıyorlar. Halep'te, İdlib'te, Şam'da, Hama'da, Hımız'da anneler yavrularının tabutları arkasında feryat ediyor, gözyaşı döküyorlar. Irak'ı kan gölü haline döndürdüler, Afganistan ağlıyor. Özgürlük anıtını dikiyorlar, dünyaya kölelik ihraç ediyorlar. Kitle imha silahlarını icat ediyorlar. Yeryüzünü bu hale acılar mahşerine döndürdüler. O halde ben buradan onlara diyorum ki, sizler ancak insan hakkından bahseder, ancak sizler akademisyenlerinizle tebliğler sunar, onları müzakereler eder, anıtlar diker, sonra yeryüzüne kitle imha bombalarını yağdırırsınız. O halde sen dur ey ırkçı emperyalizm, sen sus, kollarında Hazreti Cüleybi'yi radıyallahu anh Efendimiz'i taşıyan, onunla insanlığın onurunu kurtaran Hazreti Muhammed konuşsun aleyhissalatü vesselam. İntiraf bu, gerisi hikaye. Allah'ın inayetiyle inkar çağının, küfür çağının sonuna doğru geliyoruz. Diyor ya Büyük Doğu mimarı, ellerime uzanan dudakları tepeyim, Allah diyen gel seni ayağından öpeyim. Yani bizim izzetimiz var elhamdülillah. Beyaz Saray, şu bu vesaire. Hepsi hikaye. Bak size namaza dair neden hikaye bir hadise arz edeyim. İmam Subki Tabakat-ı Şafiiyye-i Kübrâ'sında naklediyor İzbin Abdüsselam'a dair. Mısır'da Eyyub adında bir hükümdar var. Bayram günü ihtifal, merasim yapılacak. Valiler, paşalar vesaire hepsi toplanmışlar. Padişah çıkacak. Çıkınca onun karşısında hepsi selamlama secdesine kapanıyorlar. Bir kişi ayakta. Allah Resulü Aleyhisselam'ın terbiye ettiği İzbin Abdüsselam. Elini kaldırıyor, diyor ki ey sultan, Allah Azze ve Celle sana Mısır'ı emanet olarak verdi. Fakat sen Mısır'da Allah'a emaneti ihanet ettin, meyhanelerle doldurdun. Ayrılıyor, medreseye dönüyor. Talebeleri diyorlar ki hocam, paşalar, valiler secdede. O halde korku nöbetinde herkes. Fakat siz ayakta elinizi kaldırdınız, Mısır sultanına meydan okudunuz. Bunu nasıl yaptınız? Diyor ki yavrum, namazdaki halimi düşündüm. Allahu Ekber diyorum ya. Sen dünyada güçlü olan herkesten daha muktedir olan, daha büyük olan Allah'ım. En büyük olan kainatın Rabbi. Sonra elhamdülillahi Rabbil alemin. Sen Arap'ın, Kürd'ün, Türk'ün vesairenin değil, yerin altındaki karıncaların, balıkların, semadaki kuşların, bütün ırkların, milletlerin Rabbi olan Allah'ım sana sena ediyorum. Namazdaki halimi düşününce sarıl melikü emami kelkitti. O valilerin karşısında secdeye kapandığı Mısır hükümdarı sanki karşımda bir kedi gibi duruyor ve ben de ona hakikati söylüyordum. Onun için gerisi hikaye, Allahu Ekber diyeceksiniz. Bütün varlığınızla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın medeniyetine, getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine amenna diyeceksiniz. Teslim olacaksınız, sonra bakacaksınız. Oluşta, erişte, yönelişte bir anda kemale geliyor Allah'ın inayetiyle.